Cem TV ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündemdeki gelişmelerle Cem TV ana haber bültenine başlıyoruz. Bültenimize Diyarbakır'dan gelen acı bir haberle başlıyoruz. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyon sırasında teröristler uzun namlu silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı. Çatışmada bir asker ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker kurtarılamayarak şehit oldu. Dün akşamda Sur ilçesinde teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle açtığı ateşte yaralanan özel harekat polisi Ali Bulduk tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit polis için bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Şehidin naaşı gözyaşları arasında memleketi Adana'ya uğurlandı. Diyarbakır'dan yine kara haber geldi. Çatışmada yaralanan özel harekat polisi Ali Bulduk şehit oldu. 35 yaşındaydı özel harekat polisi Ali Bulduk. Evli ve 5 yaşında bir erkek çocuğu vardı. 8 yıllık polisti. 3 yıldır da Diyarbakır'da görev yapıyordu. Sokağa çıkma yasağının 1,5 aydır devam ettiği Sur ilçesinde operasyona katıldı. Teröristlerin keskin nişancı tüfeği kanasla açtığı ateşte ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahaleler fayda etmedi. Özel harekat polisi Ali Bulduk şehit oldu. Şehidin Adana'nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. 5 çocuklu ailenin tek oğluydu şehit Ali Bulduk. Kara haberi yürekleri yaktı. Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Aileyi oğlunun meslektaşları teselli etmeye çalıştı. Şehit özel harekatçı Bulduk için bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı özel harekat polislerinin omzunda taşındı. Şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı. Hemen sıcak bir gelişmeyi de aktaralım. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir polisin şehit olduğu, 5 kişinin de yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı. Adliye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve geçiyoruz Şırnak'a. Hendek ve barikatların kaldırılması için sokağa çıkma yasağının sürdüğü 3 ilçede operasyonlar devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı Cizre'de 12 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hendek ve barikatların kaldırılması için başlatılan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Ayrıca 3 ilçede yürütülen operasyonlar da devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı Cizre'de 12 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece Cizre'de süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 320 olduğu belirtildi. Öte yandan Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonda ise 5 barikat kaldırıldı. 2 el yapımı patlayıcı imha edildi. Güvenlik güçleri Sur'da operasyon bölgesindeki teröristlere ulaştırılacağı değerlendirilen bir araçta çok sayıda silah ve mühimmat buldu. Biri kanas olmak üzere 3 uzun namlulu silah, 36 el bombası, 89 roket atar mühimmatıyla fişekler incelemeye alındı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Nuri Zekiye Has Ortaokulu PKK'lı teröristler tarafından Molotov kokteyli atılarak yakıldı. Okulun laboratuvarıyla yöneticilerin odasında yangın çıkarken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 10 yabancı turistin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. IŞİD operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişi adliyedeki sorguların ardından mahkemeye sevk edildi. Sultanahmet Dikili Taş'ta 12 Ocak'ta meydana gelen patlamada 10 turist hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından terör örgütü IŞİD'e yönelik çeşitli illerde operasyonlar başlatılmış, İstanbul'da da 16 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki sanıkların emniyet sorguları tamamlandı. 16 sanık Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Biri 18 yaşından küçük, 16 zanlı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Adliyeye çıkarılan 16 zanlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
CHP 35. olan kurultayı dün Ankara Arena Spor Salonu'nda Demokrasi, Değişim ve Kardeşlik Kurultayı sloganıyla başladı. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı ve CHP lideri 1238 delegenin geçerli 990 oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Genel başkan adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçerli oyların tümünü, yani 990 oyu alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına yeniden seçilmiş bulunmaktadır. CHP'nin 35. olağan kongresinde sonuç açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi. Demokrasiye öncülük etmiş, kökleri Kuvayi Milliye ruhuna dayanan, güçlü bir örgütü olan. CHP'de gözler 35. olağan kurultayda. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi yapıldı. CHP lideri 1238 delegenin geçerli 990 oyunu alarak yeniden genel başkan oldu. 248 oysa geçersiz sayıldı. Kılıçdaroğlu seçime tek aday olarak katıldı. Çünkü aday olacağını açıklayan Mustafa Balbay yeterli delege oyunu alamadı. Muharrem İnce ve Umut Orhan da kurultaydan önce aday olmayacaklarını açıklamıştı. Kılıçlar çekildi, bu bir düello. Demokrasi, değişim ve kardeşlik sloganıyla başlayan kongreye 30 bin davetli ve 1275 kurultay delegesi katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenliği 5000 polisle 2000 partili sağladı. 35. olağan kurultayda tüzükteki 3 madde de değiştirildi. Milletvekili seçimlerinde kontenjan aday uygulaması bir dönemle sınırlandırıldı. Yani bir aday 2 dönem üst üste kontenjandan yararlanamayacak. Bir diğer değişikliğe göre de seçimlerin bir yasama yılı dolmadan yenilenmesi durumunda milletvekili adayları ön seçim şartı uygulanmadan merkez yoklamasıyla belirlenecek. Ayrıca genel başkan MYK'ya atayacağı kişi sayısına kendisi karar verecek. Kurultayda asıl yarış bugün. Çünkü 35. olan kurultayın bugünkü bölümünde parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. Ankara Spor Salonu'nda dün başlayan kurultayda genel başkan seçimi gerçekleştirilmiş. Geçerli oyun 990 oyun tamamını alan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmişti. Olan kurultayının ikinci gününde parti meclisi için yarış var. Kurultay salonunda parti meclisi için adaylığı netleşen isimler anons ediliyor. Parti meclisine aday olanların sayısının da 462 olduğu bildirildi. Kurultayın ardından en yetkili organ olan 60 üyeli parti meclisi için oylama yapılacak. Kurultayda 15 kişiden oluşan yüksek disiplin kurulu da belirlenecek. YDK için 103 kişinin adaylığı kesinleşti. Seçimlerin çarşaf listeyle yapılacağı kurultayda delegeler en fazla 57 adayı işaretleyebilecek. Divandan okunan listeye göre mevcut genel başkan yardımcılarından 3 isim Sencer Ayata, Yakup Akkaya ve Ercan Karakaş parti meclisi için aday olmadı. Bu 3 isim dışındaki diğer MYK üyeleri Gürsel Tekin, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Haluk Koç, Beli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekeroğlu, Enis Berberoğlu, Nihat Matkap, Faik Öztrak, Selin Sayek Böke ve Seyhan Erdoğdu adaylık başvurusunda bulundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasındaki Cumhurbaşkanı'na yönelik sözlerine tepki gösterdi. İstanbul'da partisinin il danışma meclisi toplantısında konuşan Davutoğlu, "Kötü söz sahibinindir, dikta CHP siyasetine ait bir kavramdır." dedi. Ama 1 Kasım'da büyük bir yenilgi, bir hezimet yaşayanlar hala ders almış görünmüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP'nin olağan kongresinde yaptığı konuşmayla bunu bir kez daha açık bir şekilde ortaya koymuş oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında böyle konuştu. Hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin sert sözlerini eleştirdi. Bu kongrede çıkmış Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak gerçekten bir siyasi lidere yakışmayan bir uslupla, bir nezaketsizlikle tepki göstermeye kalkıştı.
kötü söz sahibinindir. Cumhurbaşkanımıza yaptığı küstahlığı kendisine aynen iade ediyoruz. Başbakan Davutoğlu eleştirilerini sürdürdü. Bu kez de CHP'ye yüklendi. Milli dikta veya tek adamlık idaresinin sembolü olan milli şef kavramını Cumhuriyet Halk Partisi üretmiştir. Her şeyden önce kendi geçmişlerine bakmaları lazım. Baskı, dikta, milli şef, zorbalık CHP kültürüne ait bir gelenektir. Koltuğunu geliştirdiği fikirlerle koruyamayacağını bildiği için Cumhurbaşkanımıza karşıtlıkla koltuğunu koruma, koltuğuna tutunma kurnazlığı gösteriyor. Kendisine tavsiyem bu yollar hiçbir hayra onu ulaştırmaz. Partisinin kongresinde bu ülkenin en yüce makamına, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek ona hiçbir şey kazandırmaz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaydaki sözlerine bir tepki de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, herkes eleştirisini özgürce yapacak ama eleştiri yapmak, hakaret etme hakkını hiç kimseye vermez dedi. Kendi düşüncelerini açıklayan akademisyenler tek tek gözaltına alındı. Bir diktatör bozuntusunun talimatlarıyla tek tek gözaltına alınıyor. CHP lideri 35. olağan kurultayda Erdoğan'a böyle seslenmiş, akademisyenlerin gözaltına alınmasını eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun eleştirisine ise yanıt gecikmedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadeye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu öyle zannediyorum ki kendi vasfını tarif etmiştir. Eğer bu ülkede diktatörlük olmuş olsa Sayın Kılıçdaroğlu bu söylediği sözün bırak aynısını, böyle bir sözü söylemeyi kalbine, aklına dahi getirebilir mi? Bu millet böylesi ahlak, terbiye, edep kaybı içerisinde olan liderleri hak etmediği gibi böylesi bir siyaseti de hak etmemektedir. Herkes eleştirisini özgürce yapacak ama eleştiri yapmak, hakaret etmek, küfretmek hakkını hiç kimseye vermez. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na üye verip verilmeyeceği soruldu. Demirtaş, yeni bir anayasaya ihtiyaç var dedi. Ancak aklında soru işaretlerinin olduğunu belirtti. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Sivil, özgürlükçü, gerçekten de demokratik bir anayasa yapılması gerekiyor. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Ankara'daydı. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na üye verip verilmeyeceği soruldu. Demirtaş yeni bir anayasaya ihtiyaç var dedi. Ancak aklında soru işaretlerinin olduğunu belirtti. Fakat bunun koşulları var mı, yok mu? Ve gerçekten uzlaşma komisyonu bunu önemli ölçüde başarabilecek mi? Özellikle iktidar partisinin anayasayı yapma konusunda dayatmacı bir tarz mı izleyeceği, yoksa bütün partilerin önerilerine, fikirlerine, demokratik tartışma süreçlerine saygı duyarak mı bu süreç işleyecek? Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Ama yine de biz hani komisyona üye vermeyeceğiz gibi bir karar almış değiliz. Bütün bu tartışmaları izliyoruz. 14 yıllık gerilim artık sona erdi. Birleşmiş Milletler'in final raporundan sonra İran ve Batı arasındaki nükleer anlaşma uygulamaya girdi. Böylece İran'a uygulanan ekonomik ve finansal yaptırımlar kaldırıldı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrasında Mogherini ve Zarif ortak basın toplantısı düzenledi. Mogherini, bugün İran yükümlülüklerini yerine getirdiği için İran'ın nükleer programıyla ilgili çok taraflı ve ulusal ekonomik ve finansal yaptırımlar nükleer anlaşmaya göre kaldırılmıştır dedi. Bu arada Beyaz Saray'dan da açıklama yapıldı. Amerika Başkanı Barack Obama, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair raporunu onaylaması sonrasında İran'a yönelik yaptırımları kaldıran başkanlık kararnamesine imza attı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya güçleriyle yaptıkları nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesini tarihimizde altın bir sayfa açtık sözleriyle değerlendirdi.
Domuz gribi can almaya devam ediyor değerli izleyenler. Denizli'de 59 yaşındaki bir kadınla Erzurum'da lösemi hastası bir çocuk daha domuz gribinden hayatını kaybetti. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Yenişehir mahallesinde oturan kadın vatandaş geçen çarşamba günü ailesi tarafından üşütme şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan testlerde 59 yaşındaki kadının domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü tespit edildi. Kadın günlerce tedavi gördü ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Erzurum'da lösemi hastası bir çocuk da domuz gribi şüphesiyle tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Çankırı'da bulunan bir çorap fabrikasında 100 işçi sızan kimyasal maddeden zehirlendi. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine işçiler hastanelere kaldırıldı. 15 işçinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kimyasal gaz sızdı, 100 fabrika işçisi hastanelik oldu. Olay Çankırı'nın Şabangözü ilçesindeki bir çorap fabrikasında meydana geldi. İşçiler 16-24 vardiyasında çalışıyorlardı. Bazı işçiler bir anda bayılmaya başladı. Giderek sayının artması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Tam 100 işçi zehirlendi. Fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. 38'i Şabanözü Devlet Hastanesi'ne, 62 işçi ise çevre il ve ilçelerden hastanelere kaldırıldı. 15'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgedeydi. Sızıntının neden kaynaklandığını bulmaya çalıştılar. Çalışmalar sonucunda zehirlenmeye doğalgazın sarımsak gibi kokmasını sağlayarak olası kaçak durumlarının belirlenmesinde kullanılan bir maddenin neden olduğu tespit edildi. Öte yandan sanayi bölgesi geçici olarak kapatıldı. Diğer tesislerinde gece vardiyaları iptal edildi. Güvenlik güçleri bölgeye girişleri yasakladı. Kadıköy'de kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü olayda demir bariyerlerde parçalandı. Korkutan kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Otomobil bariyerlere çarptı, yol savaş alanına araçsa hurdaya döndü. Korkunç kazada bir kişi de canından oldu. Erhan Ozan Düzgün'ün kullandığı otomobil Kadıköy D100 karayolunda ilerliyordu. Ancak nasıl oldu bilinmez sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Bariyerler parçalandı. Araç ise tanınmaz bir hale geldi. Demir bariyerler adeta bir sarmaşık gibi otomobile dolandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler sıkışan sürücüyü ve yanındaki arkadaşını çıkarmaya çalıştı. Ancak kağıt gibi ezilen araçtan onları kurtarmak hiç de kolay olmadı. Önce Onur Akışlı çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ardından da demir bariyerler kesildi. Yarım saatlik çalışmanın ardından da sürücüye ulaşıldı. Ancak artık tüm çabalar yetersizdi. Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tekstil mağazasında patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı. Yangını itfaiye araçlarıyla TOMA birlikte söndürdü. Tekstil mağazasında yangın çıktı, alevleri TOMA söndürdü. Alevlerin yükseldiği adres Mardin'in Nusaybin ilçesi. Selahattin Eyyubi mahallesindeki toptan tekstil deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Ardından da yangın çıktı. Mahalleli hemen itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine TOMA'lar da geldi. Kısa sürede büyüyen alevler her yeri sardı. Deponun üstündeki 3 katlı apartmanda oturanlar panikle evlerini terk etti. Yangının diğer dükkanlara sıçramasından korkuldu. Vatandaşlar da ekiplere yardım etti.
Alevlere müdahale edilmesi için dükkandaki kepenkleri elleriyle açmaya çalıştılar. İtfaiye ve tomaların söndürmeye çalıştığı yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak patlama sebebiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Depoda bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugün İzmir ve Bursa'da sağanak vardı. Yine rögarlar taştı. Sürücüler yollarda mahsur kaldı. Yardımlarına ise çekiciler yetişti. Antalya'da ise şiddetli lodos vardı. Rüzgarın hızı gün içinde 82 kilometreye kadar çıktı. Rögarlar taştı. Araçlar suyla dolan yollarda mahsur kaldı. İzmir'de etkili olan sağanak hayatı felç etti. Sabah saatlerinde etkili olan yağış akşam saatlerine kadar sürdü. Kanallar taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Birçok araç yolda kaldı. Pazarcı esnafı ve pazara gelenler zor anlar yaşadı. Bu aracın ön tekeri ise rögara girdi. Sürücü içinde mahsur kaldı. Yardımına çekici yetişti. Hem sürücüyü hem de aracı kurtardı. Boşal arabayı, kontrol yap. Kontrol yap. Onun yerini kontrol yap. İzmir'de etkili olan yağışların birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Bursa'da da aynı manzara vardı. Şiddetli lodos yerini yağmura bıraktı. Sağanak kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle göle dönen yollar sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi. Burası da Antalya. Şehirde lodos vardı. Rüzgarın hızı gün içinde zaman zaman 82 kilometreye kadar çıktı. Vatandaşlar ayakta durmakta zorlandı. Çok mu hızlı esiyor? Evet. Güzel mi? Evet. Konyaaltı sahilinde boyu 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Lodostan ağaçlar eğildi. Çöp konteynerleri devrildi. İlan panoları hasar gördü. Ve geçiyoruz meteorolojiden yapılan kar uyarısına. Bu geceden itibaren Trakya'da başlayacak olan kar yağışı haftanın ilk günüyle birlikte Türkiye genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar ise hissedilir derecede düşecek. Türkiye yeni haftaya karla girecek. Pazartesi gününden itibaren kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Bu geceden itibaren Trakya'dan yurda girecek olan kar yağışı önce Marmara'da görülecek. Uzmanlar kar yağışının salı gününe kadar etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor. Kar kalınlığının İstanbul'da 5 santime ulaşması, yüksek kesimlerde ise 15 santim olması bekleniyor. Kar yağışları iç kesimlere doğru kayacak. Çarşamba ve Perşembe günü orta bölgelerde kar yağışı olacak. Sıcaklıklar ise hissedilir derecede düşecek. Yetkililer buzlanmaya karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların da dikkatli olmaları istendi. Sezen Aksu, diğer adıyla Minik Serçe. O şarkılarıyla bazen hüzünlendirdi, bazen efkarlandırdı, bazen eğlendirdi ve 40 yıllık sahne hayatına artık veda ettiğini açıkladı. Beste fabrikatörü Sezen Aksu son konserini ise dün akşam verdi. Pop müziğin Minik Serçesi sahnelere veda etti. Tam 40 yıldır dinleniyordu şarkıları. Bazen ağlatıyor. Gitme, dur, ne olursun. Gitme, kal, yalan söyledim. Bazen isyan ediyor. Kimi zamansa neşelendiriyordu. Oh, oh, suyundan da, oh, oh, suyundan.
Serçe 5000'i aşkın eserin sahibi, albümleri milyonlar sattı. Sadece yazıp söylemedi, müzik dünyasına çok isim de kazandırdı. Ancak Sezen Aksu'yu artık sahnelerde göremeyeceğiz. Çünkü İstanbul'daki son konserini verdi dün akşam. Sevenlerine vedasını orada yaptı minik serçe. Hayranları bu haberi hiç sevmedi. Aksu hem kendisi ağladı hem de herkese ağlattı. Sonrasında hüzünlü havayı esprilerle dağıtmaya çalıştı. Artık döndürüp döndürüp dinlersiniz. 40 yıldır buralardaydım. Artık yeter. Beni sinirlendirmeyin diyerek salondakileri güldürdü. Hem iyi bir ses hem de beste fabrikatörü Aksu sahnelere veda etse de üretmeye devam edecek. Belki kendi söylemeyecek ama dinleyici onun sözlerini başka sanatçılardan duyacak. Yani minik serçe uzaktan da olsa efkarlandırmaya, duygulandırmaya, kimi zaman da eğlendirmeye devam edecek. Şimdi bir hayvanat bahçesi bakıcısıyla o bahçede yaşayan ayının tam 21 yıllık dostluğunu getireceğiz ekranlarınıza. Amerikalı bakıcı her gün hiç pes etmeden Jimbo adlı ayıya baktı. Onu büyüttü, besledi ve aralarında görenleri kendine hayran bırakan bir dostluk başladı. Bakıcısına sarılıyor, kucaklıyor, hatta öpüyor. Bu ayı diğerlerinden çok farklı. Adı Jimbo, boyu 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 700 kilo. Birçok kişi onu gördüğünde kaçıyor. Ancak bir kişi hariç, o da Amerikalı bakıcı Jim Kovazik. Onların arasında özel bir bağ var. Kolay değil, tam 21 yıldır Jimbo'ya bakıyor. Her gün aynı saatte suyunu ve yemeğini veriyor. Onu sevip okşuyor. İşte herkesi kendine hayran bırakan bu bağ da oradan geliyor. İnternette paylaşılan bu anlarsa izlenme rekorları kırıyor. Genelde karın keyfini çocuklar çıkarır. Ancak Toronto Hayvanat Bahçesi'nde durum biraz farklı. İşte siyah leğeniyle karlarda yuvarlanan o sevimli panda. Karda yuvarlandı, kendini bir sağa bir sola attı. Sevimli panda karın keyfini işte böyle çıkardı. Genelde karın keyfini çocuklar çıkarır. Fakat Toronto Hayvanat Bahçesi'nde bu muzur panda klişeleri yıktı. Her yerini kar kaplayan bahçede doyasıya eğlendi. Hem de siyah leğeniyle. Kimi zaman leğenin içine girdi oynadı, bazen de onu kızak gibi kullandı, karda kaydı. Bir sağa bir sola yuvarlandı. Tek başına da olsa eğlencenin tadını çıkardı. Sevimli pandanın güvenlik kamerasına yansıyan bu anları ise görenleri gülümsetti. Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.